Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en ünlü fotoğraflardan birine bakıyoruz. Fotoğrafı çeken kişi Timothy O'Sullivan. Eserin adı Ölüm Hasadı. Burası Gettysburg muharebesinin yapıldığı yer ve bu meşhur fotoğraf Amerikan İç Savaşı'ndan pek çok ders almak için kullanılan bir görsel. Gettysburg muharebesi İç Savaş'ın 3. yılında gerçekleşti. İç Savaş 1861'de güneydeki eyaletlerin köleliği sürdürmek istemesi üzerine ülkenin geri kalanından ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmesiyle başlamıştı. Gettysburg, ABD Birlik Ordusu'nun Konfederasyon ordusuyla karşı karşıya geldiği yerdi. Konfederasyon ordusunun generali Robert Lee, kuzeyi ikinci defa işgal etme girişiminde bulunmuştu. Bu muharebe iç savaşta bir dönüm noktası oldu. ABD Birlik Ordusu açısından işler iyi gitmiyordu. Hatta Güney eyaletleri kendi haline bırakma yönünde konuşmalar yapılıyordu. Güneyliler İngiltere ve Fransa gibi ülkeler tarafından uluslararası anlamda ayrı bir ülke olarak tanınmayı umuyordu. Amaçları savaşı bitirmek üzere kuzeyi işgal etmekti. Gettysburg Muharebesi 1863 yılında 1 Temmuz-3 Temmuz arasında 3 gün boyunca gerçekleşti. Tüm iç savaş boyunca en çok kayıp verilen muharebe buydu. Birlik ordusunun galibiyet haberi başkente Washington'a 4 Temmuz 1863'te öğleden sonra ulaştı. Dolayısıyla o gün ABD'nin bağımsızlık günü olarak kutlanmaya başladı. Sanat tarihinde zafer ve galibiyet deyince akla bayraklarla donatılmış donanma resimleri gelir. Burada ise çok farklı bir durumla karşı karşıyayız. Bu eser bir savaş sahnesini betimleme fikrini tamamen ters yüz etmiş. Burada halka yol gösteren özgürlük yok. At üstünde Napolyon yok. Tam aksine Günlerce yağmur ve sıcak hava altında kalmış ölü bedenler var. Buradaki insanlar ayakkabılarını kaybetmiş. Cepleri dışarı çıkmış. Her tarafa eşyalar saçılmış. Muhtemelen yağmacılar gelmiş, ceplerindeki paraları ve ayakkabıları almıştır. Evet. Bu sahne rastgele bir sahne değil. Fotoğrafçı kriterlerine uyan bir perspektif yakalamış. O Sullivan ve dönemin ünlü fotoğrafçılarından Gardner kendilerini sanatçı olarak görmüşler ve gerektiğinde sahneye müdahale etmekten çekinmemişlerdir. Amaçları fotoğrafın anlatısını daha ilgi çekici hale getirmekti. Hatta bazı durumlarda fotoğrafçının veya asistanlarının daha kusursuz bir görsel oluşturmak üzere enkazı ve ölü bedenleri yerinden oynattıklarını da biliyoruz. Ama bu fotoğrafta bunu yaptılar mı bilmiyoruz. 1863'te fotoğrafçılık hiç olmadığı kadar önden hazırlık gerektiren bir işti. O dönemde ıslak kolodyon yöntemi kullanılıyordu. Süre çok zor işliyor, çok ağır ekipmanlar gerekiyordu. Bakın Gardner'ın ekipmanları bu vagonun içinde. Çünkü bu aletlerin hepsi ona lazımdı. Zaten genelde birden fazla insan bu iş için uğraşırdı. Çok zaman ve emek gerektiren bir iş anlayacağınız. Savaş haberi Washington'a geldiğinde Gardner asistanlarından Sullivan'ı çağırdı ve vagona binerek ona katılmasını istedi. Yağmura takılan ekibin muharebe alanına ulaşması birkaç gün sürdü. Kısacası bu fotoğrafçılık işinde toplam üç kişi çalıştı. Ayrıca unutmayın. Tek engel yağmur çamur değildi. Her yerde çürüyen ölü bedenler vardı. Savaşta binlerce at da öldü. Onların da leşleri öbek halinde yakıldı. Gardner ve asistanları ortamdaki kokudan etkilenmemek için burunlarının altına nane yağı sürerek gezdiler. Ne kadar nahoş bir çalışma ortamı. Savaş fotoğrafçılığı o dönemde Amerika'da yeniydi. Meksika-Amerika Savaşı sırasında çekilen fotoğraflar olmuştu. Ama ilk savaş fotoğrafları Kırım Savaşı sırasında çekilmişti. Onun içinde bu tür görseller görmek çok yeni ve alışılmadık bir şeydi. Ön plandaki çimenler gözlerimizin sahneye giriş yapmasına yarıyor. Ancak hemen çimenleri geçer geçmez ölü bedenlerin oluşturduğu yatay çizgide takılıyoruz. Dikkatimizi özellikle ağzı açık, vücudu şişmiş olan adam çekiyor. Daha sonra bakışlarımız arka plandaki bedenlere doğru uzanıyor. Sanki ölçülmüş bir şekilde çizgi halinde ileri uzanan bedenler bunlar. En arkada biri at üstünde biri bir vagon gibi bir nesnenin yanında duran iki adam var. Arkalarında ise küçük bir tepe görüyoruz. Tabi sis ve duman yüzünden muhtemelen göremediğimiz ağaçlar ve ufak tepecikler de var. Tepeler neredeyse bir ufuk noktası oluşturmuş. Her ne kadar korkunç bir sahneyi gösterirse göstersin, bu fotoğrafta bilerek ya da bilmeyerek Rönesans'tan miras kalan manzara resminin formülleri uygulanmış. Fotoğraf çekildikten kısa bir süre sonra bu askerlerin bedenleri gömülecek. Onlar için özel bir şehitlik oluşturulacaktı. Şehitliğin açılış töreninde dönemin ABD Başkanı Abraham Lincoln, Gettysburg Muharebesi ile ilgili bir konuşma yaptı konuşmasında Gettysburg Muharebesi'nde ölenlerle ABD'nin uğruna savaştığı esas davayla ilişki kurmaya çalıştı. Lincoln'in konuşmasından bir kesit okuyalım mı? Burada bundan böyle kendini esas adaması gerekenler hayatta kalmış olanlardır. Bu bitmemiş görevi bu cesur insanların bu kadar ilerlettiği noktadan alıp daha ileri taşımalıyız. Biz hayatta kalanlar işte bu görevi sırtlanıp burada hayatını vermiş olanların fedakarlığından aldığımız kuvvetle daha çok ilerlemek zorundayız ki bu insanların bir hiç uğruna ölmediğini ispatlayalım. Tanrının şahitliğindeki bu ülkenin yeni bir özgürlük doğuşu yaşamasını sağlayalım ve halkın halk tarafından halk için yönetimi olduğu bu devlet yeryüzünden silinmez. Evet, bu meşhur fotoğraf bize Amerikan İç Savaşı'nda insanların kendilerini nasıl adadığını, bu uğurda hayatlarını nasıl kaybettiklerini anlatıyor. Tarihi bağlamını bilmeden baktığınızda bile gerçekten çok etkileyici ve insanı sarsan bir fotoğraf. Hoşçakalın.